Al kızım. Tamam bir tane. Sen de. Al. Hayır başka yok. Hayır. Al kızım. Al. İstemiyor musun? Al bakalım sende. Ah. İstiyor musun? Al kızım. al. İyi bakalım. Şimdi bu çubuklar bu şekilde. Ee, birazcık biz çocukken aldığımız cam şekerlere benziyor. İşlem görmüş bir ürün. Belli. Yüzde ee, yüz doğal sığır derisinden üretilmiştir diyor. Çok ilginç. Yani bir deri nasıl bu şekle gelebilir? Gerçekten çok ilginç. Kemirme iç güdüsünü geliştirir diyor. Ağız ve diş sağlığını korur. Ağız kokusunu azaltır. Hayvanlarda bazen ağız kokusu olabiliyor. Özellikle sokakta yaşayanlarda. Ee, köpekler için çiğneme ürünü diyor. İçindekiler %100 doğal sığır derisi. Başka da bir şey yokmuş. Yani çok ilginç. Adı da burgu kemikmiş. Ee, her bir çubuk 5-6 gram. Ve 100 tane varmış içinde. Ama alındığı zaman epey gidiyor. Ee, mesela şu anda onu tercih etmedi. Bir de köpeğim hasta bugünlerde. Daha önce zatüre geçirmişti. O tekrarladı. Bunun için e, tedavi yapılması için yardım istedim. E, i̇lçe, gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden. Onlar da kendi işlerinin olmadığını belediyeye gitmemi söylediler. Ben de belediyenin kadrolu veterineri olmadığını, o yüzden tedavi e, olmadığını ama kendilerinin anlaşmalı veterinerleri olduğunu ve yardımcı olduklarını fiyat konusunda indirim yaptıklarını e, bildiğimi söyledim. Yani veteriner yok. Kim bakacak e, bu hayvanlara? Ve bulaşıcı bir hastalık zatüre daha önce de e, olmuştu. Genellikle barınaklarda işte bağışıklığı zayıf olan hayvanlarda oluyor. Etebe sokağa o kadar kuru ekmek o kadar kirli gıda atarlarsa işte bir şekilde hayvanların bağışıklık sistemi zayıflıyor ve hasta oluyorlar. Kuru ekmeği atıp eve gitmek kolay ama bu hayvanlar hasta olduğunda tedavi giderleri o ekmeğin fiyatından çok çok daha fazla. O yüzden canı hiçbir şey istemiyor aslında çok iştahlı bir hayvandır. Birkaç günde de bayağı kilo verdi. Bakalım e, kurum ne diyecek? Bana kendilerinin işini e, olmadık olmadığını söyledi. Sokak hayvanları e, onların görev alanına dahil değilmiş. İşte onlar belirli aşıları yapıyorlar. Yabani hayvanların kuduz aşıları ve e, bursella gibi işte toplum sağlığını ilgilendiren bazı hastalıklar. Ama bu da sonuçta bir toplum sağlığı hizmeti. Çünkü e, daha önce bu hayvan zatüre olduğunda pek çok hayvana da bulaştı ve onlar da hasta oldu. Dolayısıyla hem maddi bir zarar hem de e, hayvanlar için zor bir süreçti. Sen buraya mı geldin? Güzel kızım benim. Al bakalım. Ah. Ay ay. Ne kadar nazlısın sen ya. Şimdi buraya karton e, koydum. Yatak kirlenmesin diye. Çünkü ayakları ıslak oluyor çok çabuk kirleniyor ama o kazma içgüdüsü o hayvanların o kadar güçlü ki. Özellikle benim köpeğim yapıyor bunu ve kartonları olduğu gibi kazmış. Onların hepsi yepyeniydi. Kızım hadi onu ye. Sen yemezsen diğer kız gelir yer. Sinekler çok fazla. Tüylerinde de o Sokağa bırakılan e, çiğ etlerin yağları var. O yağların kokusu sinmiş. Sinekler de geliyor konuyor ve onlardan çok rahatsız oluyor. Zaten balkondaki sineklerden rahatsız olup buraya geldi. Ama burada da sinek var çünkü kendisi kirli. Bir güzel yıkanması lazım aslında şöyle köpürte köpürte. Bir de tüylerinin kes, e, kesilmesi lazım çünkü e, çok fazla yapık var. Daha önce ben kesiyordum makasla ama son zamanlarda hep böyle korkuyor. Ee, insanlara çok havluyor. İnsanlar da işte taşla sopayla saldırıyor. Sonra böyle çıkmaz bir döngüye giriyor. O insanlara saldırıyor. insanlar ona saldırıyor. Sonra ben bir müdahale etmek istediğimde mesela makasla işte tüylerini kesmek ya da onu yıkamak için e, suyu ona doğru yöneltmek ya da işte fırçalamak için fırçayı ona doğru yönelttiğimde müthiş derecede korkuyor ve hemen kaçıyor. Bunun çaresi hayvanlar için barınakların olduğu yerlerde rehabilite olabilecekleri alanlar yapılması, barınak görevlilerinin gerçekten gönüllüler arasından seçilmesi Benim gördüğüm Barınaklarda çalışan gönüllüler öyle çok da e, aşırı gönüllü insanlar değil. E, bunu görev olarak görüyorlar. E, i̇şte benim gibi hiçbir menfaati olmadan giden e, gönüllülere de çok fazla yükleniyorlar. E, yani e, daha iyi şartlarda e, gönüllü olmaları gerekiyor. Yani bunun görev değil de gerçek bir gönüllülük olduğunu bilen insanların orada çalışması gerekiyor ya da gerçekten görevli insanların çalışması gerekiyor. Yani ben barınağa gidiyorum oradaki kişiler diyor ki biz görevli değiliz gönüllüyüz. Ama bakıyorsun hiç gönüllü gibi değil yani görevli gibi ama e, ona bir şey söylediğimde bir görevlinin yapması gereken şeyleri söylediğimde biz görevli değiliz gönüllülü gönüllüyüz. Yani bunu anlamıyorum bunu çözemiyorum. Eğer gerçek gönüllüler e, Buralara giderse rehabilite alanları da daha sağlıklı işleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü orada çalışan kişiler görevli olursa çok yoruldukları için bu iş zor olduğu için rehabilite görevini yapamıyorlar. Ancak hayvanların mamasını ver, altını temizle, yaralarını tedavi et, rehabilite ayrı bir şey köpek eğitiminden anlayan, köpek psikolojisinden anlayan kişilerin onlarla ilgilenmesi ve etrafta çalışan insanlara direktifler vererek onların da bu sürece dahil olmasını sağlamaktır. Şu anda doğru düzgün çalışan barınak yok gördüğüm kadarıyla. Çok nadir birkaç tane belki örnek var. Umarım olur böyle güzel düzgün barınaklar ve e, hayvanların barınması kadar rehabilite edilmesi de önemli. Nasıl ki insanlar sosyal alanlara gidiyor parklara, denizlere, kafelere, restoranlara, tatillere, e, hayvanların da barındıkları yerin dışında eğlenebildikleri, sevildikleri, ödüllendirildikleri, mutlu oldukları yerler olması gerekiyor. Bu da tıpkı yeme, içme kadar, sağlık kadar, hayati ve gerekli.